Ahmet Avni konuğun Rast Kainatı'nın 25. Makam olarak işlediği Mavera-ün-Nehir terkibi makamı, bileşik makamını analiz etmeye çalışacağız. Şimdi Mavera-ün-Nehir'le ilgili bir araştırma yapmaya çalıştım. Kimler yine bu makamla ilgili tarif vermiş diye. Burada da ilk tarifi verenin Nasır Dede olduğunu görüyoruz. Nasır Dede'den sonra da yine Ekrem Karadeniz'in tarifi verdiğini görüyoruz. Ekrem Karadeniz bunları hep Ahmet Avni Konuk'un burada işlemiş olduğu tariflere göre vermiş. Şimdi şeye baktığımızda, Nasır Dede'ye baktığımızda buradaki tanım, burada bize verilen Ahmet Avni Konuk'un bize sunduğu name yapısından çok farklı. Biraz da kafa karıştırabilir. Onun için o tarife ben girmeme taraftarıyım. Yani şöyle düşünebilir insanlar. Şimdi hani bazı tariflerde veriyorsunuz, temel alıyorsunuz ama bazı tariflerde temel almıyorsunuz. Şimdi bizim esas amacımız burada Ahmet Avni Konuk'un vermiş olduğu makam tariflerini incelemek olduğu için ve insanların Evet. kafasını karıştırmadan bir anlatım yapmaya çalıştığımız için şey çok önemli. Mevcut olan eser üzerinden nazariyatı tanımlamaya çalışmak bence önemli. Eğer mevcut eser olmuş olsaydı o dönemde ilk temel almamız gereken eser o eserler olmalı idi, olması gerekirdi. Hemen lafı uzatmadan namede ne yaptığını, makam seyrinde ne yaptığını icra etmeye çalışayım ben. Ben de ilk kez geçtiğim için deşifre oluyor bana. Hicaz Nihavend galiba, değil mi hocam? Efendim? Nihavend mi? Evet. Evet. Bir Hicaz var. Sonra da bir Nihavend var. Fakat şu detayları yani Hicaz ve Nihavend demek yanlış demek değil. Daha derininde ne düşünülebilir diye Evet. düşündüm. Sorguladım, durdum. Şimdi re do sol fa mi re do diyez re dedi ya. Evet. Neden bunu ev içli kullanmadı da acemli kullandığı sorguladım. Hicaz perde düzeninde aceme Humayun perdesi de deniyor. Bu noktada yani biz Hicaz perde düzeninde ikinci ölçüdeki gibi re do si do si la yani Hüseyin'i ve Acem'i vermeden kullandığımızda re başlayan do si la Hicaz asıl makamı bu. Nevan üzerine ne işleniyor? Özellikle Hüseyin'i ve Acem işleniyor. Hicaz perde düzeninde Hüseyin'i ve Acem girdiğinde durmadan hemen Hicaz gösterildiğinde ne doğmaya başlıyor? O Acem perdesi
Humayun perdesi adına dönüştüğü için aslında Humayun terkibi ile başlamış oluyor. Şimdi ben de hocam Hicaz derken zaten ayırmadım. Ayırmadığım için söyledim. Tabii ki bu. Evet. Yani biliyorum. Ha, Fadiyez yok, Eriç yok çünkü. Evet, biliyorum. Yani buradaki detaylandırma sebebim de benim hani insanlar daha önceki videoları izlemedilerse eğer, sizin tespitiniz çok doğru. Zaten Hicaz'a iniyor. Ama Hicaz'ın üstüne Neva üzerinde ne yapıyor? Neva üzerinde hep Buselik yaptığı algılanıyor ya bugün. Hicaz dörtlüsünün sağda Buselik beşlisi geldiğinde Humayun makamı oluşur diye bakıyorlar ya. Onun için o datayı vermek gayretini hissettim. Bakın Gerdani üzerine muhayyeri vermiyor bile. O zaman Hicaz Humayun oluşmuyor mu? Yani bizim Hicaz Humayun oluşturmamız için veya Hicaz ve Humayun, Hicaz Humayun demek doğru mu Edvar geleneğindeki algıya göre? Değil. Hicaz ayrı bir şey, Humayun ayrı bir şey. Hicaz, Neva'dan bügeha düşen zaten kendi yapısı. Humayun, o Hicaz yapısının üstünde acemli kullanımlarla birleşen bir yapı. Yani Hicaz aslında şöyle diyebiliriz. Rast perde düzeni üzerine de dönüşen yapısına göre düşündüğümüzde terkip olabilir mi Hicaz? Hayır, sadece Hicaz perde düzeninin üzerinde düşündüğünüzde Hicaz asıl makamdır. Ama Neva üzerindeki yapıyla bileştiğinde bileşir Humayun dediğinizde. Burada özellikle bunu kullanması dikkatimi çekti benim de. Bakın aşağıda da nihavent var. Çok doğru dediğiniz gibi kararda. Hicaz artı nihavent. Özetle böyle düşünülebilir. Fakat Neva üzerinde neler kullanmış bakın. Bayati perdeleri kullanmış. Değil mi? Neva üzerinde bugün bunlar Neva üzerinde Kürdi diye tanımlanıyor. Ama aslında Bayati perdesi kullanıyor. Öyle değil mi? Evet. Re 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 do si do mi re do. Şey de çok dikkatimi çekiyor şimdi siz de bu çalışmaları yaparken. Nihaventlerde Neva'dan Rast'a inen yapı nihavent perdesiyle bugün Kürdi diye bilinen perde nihavent perdesiyle Rast'a kararda ziyade nihaventin işitmesinde algıyı kolaylaştırmak için hep bayati perdesi kullanımlı yapıldığı dikkatimi çekiyor benim. Şeyde Nihavendi Kebir'de de öyleydi hatırlıyorsunuz. Evet. Karara giderken hep mi bemol kullanım, hep mi bemol kullanım. Değil mi? Evet. Evet, özetle sizin de buyurduğunuz gibi Hicaz başlayıp Nihavend karar eden bir terkipten oluştuğunu söyledik. Buradaki detaylandırılışında Humayun kullanımla ve bayatili bir nihavetle yapıldığını tekrar söyleyelim. Son bir kere daha seslendirmeye çalışayım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bayatili nihavet diyorsunuz. Zaten nihavetle mi bemol yok mu hocam? Bayatı yok mu? Niye bayatili nihavet? Bayatisiz nihavet de mi var? Yani o zaman şey oluyor. Nihavet dikir oluyor. Doğru. Şimdi neden biliyor musunuz öyle deme ihtiyacı hissediyorum. Bayati deyince insanlar bayati perdesiyle Neva'da kalışı bayati makamı asıl gibi düşünmüyorlar bugün onda. Bayati'yi hep Uşak dörtlüsünü Neva'da Buselik düşünüyorlar. Anladım. Onun için bayati perde bir nihavent demek zorunluluğu hissediyorum nedense. Çünkü hoca ne diyor ya? Diyecekler. Yani burada bayati yok ki diyecekler. Çünkü anladım. Bu perdenin bu mi bemolün herkes minisar perdesi olduğunu biliyor bugün. Evet. Ondan dolayı ben terminolojiyi kendi düşündüğüm edvara dayalıp terminolojiyi açıklamaya çalışırken burada sizlerle hep kavramları o şekilde kullanıyorum. Mesela sol fa mi re do. Bayati perdeli bir çargah demek gereği hissediyorum. Yani burada Arelezgi'ye göre Neva'da Kürdi var. Öyle değil mi? Evet.
Dışargahta da kürdünün altında bir tane ne olursa buselik mi var? Aralezgi'ye göre öyle. Öyle. E nerede buselik duymuyoruz? Buselik duymuyoruz. O makam değil de acaba şöyle mi düşünmek lazım? Aralezgi makam olarak değil de dizi olarak dizisi diye vermiş. Evet ama o kadar dizi makamdır diye yerleşmiş ki belki de işte biraz önce vermiş olduğunuz örnek gibi X bir icracı neyzen olsun, udi olsun, tamburu olsun karşınıza ben şurada şu dörtlüyü, şurada şu dörtlüyü duyurdum ya işte makam olmuş oldu deme sebebi. Değil tabii diziyi duyurdu o ama. O diziyi duyurmak ayrı bir şey. Seyir ayrı bir şey. Dizi artı seyir makamı oluşturuyor. Yani sırf dizinin bir ismi olabilir. Makamında seyirinde bir anlatımı olur. Diziyi o seyirde yaparsanız makam oluşur diye düşünüyorum. Çok doğru. Şimdi işte bu dizi veya düzen dediğimizde hep onu konuşuyoruz ya. Şimdi burada asıl olan şey hiçbir zaman dizi olmadı. Burada asıl olan şey ne oldu? Burada iki perdeyle, üç perdeyle de olsa asıl makamı ortaya çıkaran sizin de söylediğiniz gibi hep name. Değil mi? Yani orada 8 tane ses değil, 16 tane ses değil düzen içerisinde. Kullanma zorunluluğu yok bunların. Ama ne diyor mesela Kantemiroğlu? Üç perdeyle kendini gösterir diyor mesela. Şimdi bunu neden dedi adam? Do, mi, re, do, si, la, sol. Yani si, la, sol, re, do, si, la, sol dediğinde de gösteriyor. Ama neden bayati perdesini ekleme gereği duyuyorlar nihavette? Bunu sorguluyorum ben mesela. Evet. Klasik eserlerde de sol, sol, la, si, sol. Nihavent ayin vardır mesela böyle. Sol, fa, sol, la, si, sol, sol, fa, sol, la, si, do, re, re. Çok güzel name. Do, re, do, re, re. Do, re, do, re, re. Kararı gidiyor. Do, mi, re, do, si, la, si, la, so, fa, sol. Karara giderken o mi bemolü alıyorlar nedense. O bayati denen perdeyi alıyorlar. Aynı Nasır Dede'nin süsleyici Hüseyin'e dediği gibi. Yani o süslüyor karara giderken. Harika. Şeyde hatta bazı eserlerde onu Hüseyin'i aldığınızda bile Nihavendi Kebir düşünülmesi de enteresan. Demek ki Nihavendi Kebir, Bayatili Nihavend veya Nihavend demek için tek bir perdenin varlığının önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Dügaha bakalım mı? Lütfen.